Onlar da şeytandan Allah'a sığınırım. Biz de şüphesiz Rabbimize döneceğiz dediler. Evet. Hazreti Musa'nın iman eden talebeleri, o büyücüler vardı ya, sonra iman ettiler. Hazreti Musa'dan yana tavır aldılar ve Firavun'a meydan okudular. Oysa sen yalnızca bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inanmamamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. Yani Firavun diyor ki, sen bize saldırmanın nedeni ne bizim kişiliğimiz, ne bizim şahsiyetimiz, ne bizim varlığımız. Sadece Müslüman olduğumuz için bize bu azgınlığı gösteriyorsun diyorlar. Mesela bize de bu yüzyılda da mesela saldırılmasının nedeni sadece Müslüman olmadığımız, Darwinizme ve materyalizme inanmamamız ve ona karşı mücadele vermemiz. Yoksa biz mesela desek ki, biz haşa dinsiziz, imansızız, Müslümanlığa da karşı desek, bizimle ilgili bu olayların hiçbiri olmadı şu ana kadar. Yani ne olsun? Adam yani böyle bir olayın içine girmekle bilakis desteklerdi. Yani var gücüne desteklerlerdi. Bakın başka bir nedenle, bak diyor ki, Rabbimizin ayetlerine inanmamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. Amacın bu diyor, yani Müslüman olduğumuz için intikam alıyorsun. Rabbimiz üstümüze sabır yağdır diyor müminler. Ve bizi Müslüman olarak öldür. Çünkü adamın öldüreceği belli. Yani çünkü gözü dönmüş. Firavun zaten alkolik adam yani. Sürekli içerek gezen, gözü dönmüş bir psikopat ve azılı katil. Açık açık diyorlar, biz Müslüman olduk diyorlar ve sana meydan okuyoruz diyor. Ne yapıyorsan yap diyorlar. Mesela bu mübarekler orada şehit edilmiştir. İnşallah. Feda olsun diyorlar Allah rızası için. Aslan bunlar maşallah. Elhamdülillah. Cennette Allah kardeş etsin. Bu yiğitleri orada göreceğiz. Tabii meydan okudular Firavun'a. Firavun kavminin önde gelene derler ki, Musa ve kavmini bu toprakta, Mısır'da bozgunculuğu çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri için mi serbest bırakacaksın? Bak görüyor musun nasıl tahrik ediyorlar? Yani böyle milliyetçi duyguları da okşayarak devlet düşmanı gösteriyorlar, yani devlet haini. Evet, sisteme karşı, rejime karşı gösteriyorlar. Firavun dedi ki, erkek çocuklarını öldüreceğiz. Görüyor musun psikopatlığı? Ve kadınlarını sağ bırakacağız. Hiç şüphesiz biz onlara karşı kahir bir üstünlüğe sahibiz. Yani kahredici bir üstünlüğe sahibiz diyor. Allah kimin kahredici üstünlüğe sahip olduğunu, değil mi? Denizin içinde onlara göstertti. İt gibi yalvardı. Değil mi? Canının alınmaması için, değil mi? Debelendi adeta. Yani konumu it gibiydi. Konuşmasını tenzih ederim. Allah affetsin, öyle demeyeyim. Yani konumu it gibiydi. İt gibi debelendi. Diyor ki, Musa'nın ve Harun'un ilahına inandım diyor. Allah da diyor ki, şimdi mi diyor. Değil mi? Boğuluyorsun artık yani. Değil mi şimdi? Allah kabul ediyor. Diyor ki, tamam ben seni kurtaracağım diyor. Firavun'a bak, buna rağmen ben seni kurtaracağım diyor. Şimdi ahirete inanmıyor değil mi bu? İnanmıyor. Ruhun varlığına inanmıyor. Tamam diyor, Allah ben seni kurtaracağım, bedenini kurtaracağım diyor. Ve sahile diyor, ibret olarak bırakacağım diyor bedenini. Ama ruhunu alacağım diyor Allah. İnanmıyor değil mi bu? Tamam. O zaman rahatsız olacağı bir şey olmaması lazım. Evet. Değil mi? Nitekim de Allah bedenini denizin kenarına bıraktı. İki büklüm olarak bıraktı ve gelecek nesillere de ibret olarak diyor, senin diyor cesedini göstereceğim diyor Allah. Ve hakikaten de bütün firavunların cesedi kaldı biliyorsunuz. Hepsinin. Mesela o çok büyük bir imtihandı onlar için. Diyorlar ya mesela Allah imtihan oldu. Mesela erkek çocuklarını öldürdüler. Bu bir imtihandı. Öldüren kimdi? Ezrail aleyhisselam. Evet. Firavun öldürdü ama. Firavun, Ezrail aleyhisselam. Bak öldüren evet. Firavun. Batınında kim? Ezrail aleyhisselam. Evet. Daha evet. Batınında Allah'tır. Allah hepsini olduğu gibi cennete almış oluyor bir anda. O kadar. Konu budur. O zamanki mümin çocukların hepsi cennete geldiler. Vildan olarak. Ve hepsini göreceğiz. İnşallah.
Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Dikkat edin, ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Dünya hakimi kılar. Kim dünya hakimi olacak? Evet. Hazreti Mehdi değil mi inşallah, evet. Bakılar. En güzel sonuç muttakiler içindir dedi. Tevrat'ta Mehdi'nin vasıflarını görünce Hazreti Musa defalarca Allah'a yalvarıyor beni Mehdi kıl diye. Üç kere dua etti. Üçünde de Allah kabul etmedi. O ayrı diyor Allah. O ayrı zamanda gelecek diyor. Ya Rabbi beni Mehdi kıl dedi. Ya Rabbi beni Mehdi kıl. Ya Rabbi beni Mehdi kıl dedi. Çünkü çok Tevrat'ta yüzlerce ayette övülüyor Mehdi. Dediler ki sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık diyorlar kavmi. Hazreti Musa'ya, peygambere söylüyorlar bunu. Bunca mucizeyi görmelerine rağmen. Musa diyor ki umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek. Bakın kayıptan haber veriyor. Ve sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler kılacak. Ve ileride yani dünya hakim olacaksınız diyor. Böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek diyor. Sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler kılacak. İşte bu Hazreti Musa'nın bu sözü, Tevrat'ta da olan bu söz, ahir zamanda Mehdi devrinde hakimiyetle ortaya çıkıyor. Musevilerin beklediği Kral Mesih, Mehdi, Tevrat'ta çok kapsamlı, İncil'de de yine çok kapsamlı olarak anlatılmıştır. Kur'an'da da müteaddit ayetler de vardır.